E ee, ne diyorsunuz Cyberpunk? <gülüyor> 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 Aşırı eski ne zaman gelelim abi? Böyle. Ne zaman ne zaman alayım Cyberpunk'ı? Aşırı eski muhabbet geliyor böyle. Abi bilmiyorum Oğlum, Cyberpunk. Cyberpunk'ın hype'ı niye bitti ya öyle? Kötü çünkü. Hmm. Şey gördünüz mü? Bir, bir biri <laughs> mi ya da kendileri mi third person mod yapmaya çalışmışlar ya? Evet ya. Kendileri Ama işte orada sıkıntı var orada ya. FPS kamerasından karakter zaten çok komik görünüyor gölgesinden baktığın zaman. Tabi tabi şey ee, e, vücudu yok karakterin şeyini, tasarlanmış. Şey. Ya yani kollar bacaklar ve kolları bacakları bir arada tutan bir takım çizgilerden oluşuyor karakter. evet. <laughs> e, haliyle çok şey değil. Üzücü biraz. Bir de böyle yani böyle kolu böyle acayip oynuyor diye böyle saçma bir. Tabii tabii çok şu. İşte rivayete göre bir sene sonra oyunu e, normal skill yiyeceklermiş bir sene sonra. Ne yapacaklarmış? Nomanski no diyecekler no, abi. Nomanski diyeceklermiş. He Nomanski. He. Olmaz o iş ya. Ben susuyorum var. too late yani. no abi mi? benim düşüncem gerçekten şu yatay bakışta Tancan'da da konuştuk heriflerin. Engine'in altından kalkamadığına inanıyorum ben. Ha biz kalktık diyorlarsa da başımla beraber ama. Ee, yok. <laughs> yok abi yok. Yani bir de abi çok büyük sözler ya. Yani böyle tutamayacağın ya yani tur sözler değil yani adamların 7 yıldır söyledikleri. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Ya bir noktaya kadar gelmiş herifler de işte şey beni çok şaşırtıyor Tuna ya. Adamlar game designer yine istihdam etmemişler abi. Artık şu kadar okuduktan ve bu kadar oyun oynadıktan ve game design'a dair de bu kadar okuduktan sonra şeyi görüyorum hemen. Nasıl istihdam? Game designer istimali. çalışmamış bu oyunda. Hiç mi çalışmamış? Hayır, yani hiç yani... çalışmamıştı. Ya yani bir Uncharted değil en azından onu söyleyebilirim. Yani e, bir noktada en azından abi karakter bir yıtları falan diye birkaç kişi oturmuş belli ki. Ama o oturan Ama kimse detayına girmemiştim yani böyle o içine girmemiş. Abi, şimdi o. zaten şöyle bir durum var. Cyberpunk RPG sistemi tasarlayan adamı bunlar istihdam ettiler 4 sene önce. Tamam mı? Bak sistem yani RPG sistemi tasarlamış bir herif var içeride. Abi sırf o herifin eforuyla zaten bu kadarcık RPG sistemi çıkar çünkü RPG designerı var içeride. Bu herifin yanında iki kişi versem o iki kişiye de dese ki oğlum siz kombatlarda hack sistemleri nasıl çalışır siz ona bakın. Siz de net running ve bunlar üzerinden kombat sistemlerini ekleme yapın. Güzel kardeşim sen de bir bak bakalım NPC ilişkileriyle alakalı bir şey geliştirebilir misin? Abi bunlar RPG tasarımcısı. Bunlar kağıda yazarak çalışıyor. Vallahi bu çocuklara işlemci lazım değil ya. Bunlar deli bunlar Excel yani. ya. Excel ha, ya. Aşırı Excel. takdir ettiğim insan bunlar. Deli yani. Excel'dir anladın mı? Aynen öyle. Excel'dir yani. Ulan 3 sene Excel'in başına kimi oturtursan otur NPC'lerle ilişkiler konusunda bir şey geliştirir yani aklı çalışan birisi. Ya Excel'in üzerine bir de şey bile yazabilirsin. Yani bütün oyunun narrativini Excel'in üzerine döşeyebiliyorsan abi oynayabilirsin de yani. Tabii. Anladın mı hani? encounter'ları, diyalogları bilmem ne. Hatta sonra bunu lokalizasyon file ile da de eşleyip değiştirdim. Her dilde oynanır hale bile getirebiliriz. Yani çok sıçmaz yani orada. Her şey yapabiliyorsun sonuçta. Ve benim hayret Gerip ettiğim ya. Oyunda sistemler yok. Hele de bugün işte bu Kenshi'ye falan girdiğinde ya da Bannerlord falan gibi örnekler var. <laughs> yani sistemlerden kastım şu. Yani yansıma güzel çalışıyor, gölge güzel çalışıyor. Ee, ne bileyim Abi yani... yani biraz ben bunu gene ihtiyaç olarak görüyorum. Yani yeni nesil e, oyun forca, full... hyper casual da aynı kafa işte abi. Yani insanların böyle çıtır çereze ihtiyacı var. Çok büyük bir evreni alalım. Hollywood yıldızıyla yenebilir, yutulabilir bir evren haline getirelim. insanlar girsinler, iki saat sonra bitsin oyun ve biz bundan 40 dolar kazanalım. Ama öyle değil işte. Yani... Yani, yani beklenti o değil. Anladın mı? Ama hareket o. Oyun da o değil abi. Yani oyunda şeyi görüyorsun. Nasıl söyleyeyim? Ya böyle inşaatta üst kat çıkarsak diye şey kalır ya temelin üstünde demirler böyle bükülüp açık kalır ya bilir misin onu? Hı hı. Her yerde her yerde <laughs> açık açık diyor. demirler var böyle böyle bakıyorsun. <laughs> Aa ulan buraya bir şey yapacaklarmış herhalde filan diyorsun orada böyle demir var. Müteahhit böyle ellerini iki yana açmış böyle başını yana doğru eğmiş böyle şey yapıyor. <laughs> şey çok saçma değil mi zaten abi oyunun her yerinde kilitli kapılar var. Belli ki yani oraların içlerinin zaten kendi, yani çıkan Söylentilerden biz oraların içlerini tasarladık bayağı lootlayabiliyordunuz fakat son dakika kapı oğlum kapa ne girecekler falan demişler. <laughs> ee, gibi gibi yok, bir durum ya. yani. Yani evet evet onlarla uğraşmayın artık yeter oyunu paketleyin olmuş çok belli öyle oldu. Çok paketleyin olmuş ve açıkçası Yani ee... Ya bence fame sistemi çalışacaklarmış reputation sistemi çalışacaklarmış farklı factionlarda farklı zonlarda reputationlarını çalışacaklarmış. Berber yok. Ee, i̇stediğin ist, kıyafeti istediğin yerden satın alma yok. Herhangi bir dükkancıya gittiğinde random bir şekilde dükkancının o an inventorisi belirleniyor. Ve kıyafet satan dükkancıya şey soramıyorsun. Abi bu gömleğin kırmızısı var mı diyemiyorsun. Herif de 2077 yılında sana şey diyemiyor. Dur abi ben iki dakikada sentezliyim onu. Yapamıyor yani tamam mı? Çünkü <laughs> yani e... evet. Kendin bir şey craftlıyorsun. Kendin kraftlarken de customize edemiyorsun. Rengini seçemiyorsun falan. Ki bu bahsettiğim şeyler işte sistemler derken bunu kastediyorum anladın mı? Ya da şey yok ne bileyim. İşte farklı kıyafet tarzlarının karakterinin reputation'la olan etkisi yok. Yani serserilerle konuşurken korpo giyinirsen ilişkine eksi beş alırsın gibi Ta Morrowind'de. Hatırlar mısınız? Evet abi. Ya. Evet. Morrowind diyorum ya. Geçen gün tekrar girdim. Elder Scrolls Online'a e, Morrowind'e gittim. 18 sene önce herif şey sistemini kurmuş ya. Kombata girdiğinde hasarlıysan adamların sana karşı tepkisi ona göre değişiyor. Kombata girdiğinde şu ırkta buna göre ama o ırkta olmana rağmen şunun kostümünü giyiyorsan buna göre bunun kostümünü giyiyorsan buna göre şu guild'da şu seviyede ona göre falan değişiyor. Ya 18 sene önce sistemler. Sistemler yok işte oyunda. Ve bu kadar bu game design eksikliğidir. Ya da gerçekten bu game designerlar bunları yapıp teslim ettiler. Hiç implemente etmediler.